Merhaba arkadaşlar, Orta Doğu ve Balkan'ın en lezzetli oyun kanalına Oyunlu Mamlara hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay, Shovel Knight serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık cidden hiç hatırlamıyorum, bir gün ara verdim çekimlere. Yes diyorum. Tamam, şu anda her şey netleşti. Kilidimizi açıp haritamızı genişletmiştik. 3 tane yeni Knight'ımız açılmıştı. Mini boss olarak şimdi karşımıza bir Black Knight gelecek. Önce onu bir temizleyelim ya. Hiç lafı fazla uzatmaya gerek yok. Büyücü ve Black Knight'ın diyaloğunu görüyoruz şu anda. Ona sadakatini sunuyor. Ona bağlılığını sunuyor şu anda Black Knight. Ve kayboluyor büyücü. Akabinde Crack Şövalyemiz geliyor. Tarikat ve büyücü durdurulmalı. Evet. Bakın şu yeni artık kullanamayacağız. Gerçi de güncelleme ile birlikte gelen o canımız fullken sürtünme yerden yollama, o çok işe yarıyor. Fakat tabi bir tek canımız fullken kullanabildiğimiz için şu anda pek işe yaramayacak. Gülmekten savaşamıyor adam ya. Bir ciddi olsa yenecek belki de. Vay, büyüler çarpıştı falan, bayağı cool oldu. Hadi. Ve son darbe. 1500 altın daha kazanıyoruz ve şu anda 4100 altınımız var. Ve bir kez daha kaçıyor. Daha çok karşılaşacağız Black Knight'le, öyle söyleyeyim size. Evet arkadaşlar, yolumuz tamamen temizlendi. Şimdi Tinker Knight var. Propeller Knight var. Ve Polar Knight var. Polar Knight'ın biraz daha zor olduğunu söylediğimi hatırlıyorum. Önce diğer iki Knight'ı devirip biraz daha güçlenmemizi bekleyeceğim. Onun dışında bir adet Hall of Champions bölümüm var. Hayaletlerle dolu bir bölüm. Güzel, çok zevkli bir bölüm. Shortcut diyor, buna anlam veremedim. Kestime mi hakikaten acaba, olay nedir? Ona da bakacağız. Fakat öncelikli olarak ne yapalım? Shortcut'a bir bakayım ya, merak ettim. Bu neymiş? He. Haritada o kadar uzun dolaşmamamız için haritanın ilerleyen bölümlerine daha kolay ulaşmamız için bir adet kestirme koymuşlar. Şimdi atlayacağız mesela mancınağı bir kez daha. Diğer köye düşeceğiz. Diğer köyden at binip de bu sefer diğer tarafa gideceğiz. 4000 de altınım var esasında. Ne yapabilirim diye bir düşünüyorum şu anda. Çünkü riski atmaya değer bir, yani çok yüksek bir değer. Harcayıp öyle girmek istiyorum bölüme. Şu anda bunlardan birisini almak istemiyorum ya, hani. Ya yok. Şu, en azından şu Dynamo Mail'i almak istiyorum. Diğer köyde bir... Gerçi buradan oraya zıp... Evet. Ne alabilirim de gidebilirim onu düşünüyorum şu anda. Buradan da herhalde o shortcut yazan yerden mi çıkacağız? Yok. Sadece gitmeye yarıyor o zaman. Geri dönmeye yaramıyor. Şu anda upgrade edilebilir ne var? Hemen hızlıca bakıyorum. Akabinde Knight bölümümüze başlayacağız. 6000. Yok. İstesek de harcayamıyoruz arkadaşlar şu anda paramızı. Çünkü şu an şu aşamada bir şeye yetmiyor paramız. Kalk.
Tamam. O zaman arkadaşlar, Tinker Knight'ın inine doğru giriyoruz. Strike the Earth. Hadi bakalım. Arkadaşlar, göreceğiniz üzere ilk dikkatimizi çeken şey böyle bir mekanikleşme, bir sanayileşme, böyle bir hareketli platformlar. Bunlar, bu daha ısınma turu, öyle söyleyeyim. Bu platformlar işimizi oldukça zorlaştıracak. Görüyorsunuz, fareler bile robot. Anam. Anam, altta faresin gücümü götürdü ya. Şimdi şöyle koşu bandında koşuyormuşuz misali. Şimdi şu fare çok kazma bir fare, onu hatırlıyorum. Kesin o benim, hani küçük gibi gözüküyor ama kesin o beni şey yapacak. Güzel. Şunları alalım. Anam. Manyağa bak. Sen neymişsin abi? Şimdi aşağıda pembe bir pırlanta var. Biraz Rix alacağım. Hadi. Hadi lan. Evet. Şimdi aşağıda parıldayan bir şey var. Lakin onun diğer taraftan oltayı, oraya daha yakın gibi geldi bana parlama. O yüzden o şekil bir şey yapacağım. Gidemiyorum. Şurada gizli bir platform olabilir mi? Olabilir. Neymiş? Çok güzel. Şu an 5300 altınımız oldu. Oo. Çok salakça bir atlayış yaptım orada. Hızlıca, hiç oyalanmadan. Hiç oyalanma, hiç oyalanma. Nasıl alacağım hakkında en ufak bir fikrim var. Alıyor, gayet de alıyormuşuz yani. Güzel. 5300 altınımız var, hiçbir kaybımız yok. Şu platformları yerli bir ediyorum. Şuraya oltamı sallıyorum arkadaşlar. Bardaklarımızdan birisi boş. Bu da demek ki kesin olarak bir şey çıksa bile, sıvı çıksa bile, büyü çıksa bile alabileceğiz. Ne geldi? 60 saniyeliğine çevremizdeki hazineleri kendimize doğru çekme, emme gücü geldi. Arkadaş, ne manyak bir şeymiş o ya. Manyağa bak, aa. Hadi artık bir checkpoint lazım bana be. Checkpoint. Aa, gittim olta attım. Hediyeyi değiştirmemişim. Hemen şunu öldürürüm, o manyağı. Yolumuza devam edelim. 5600 altınımız var. Şurada gizli bir şey. Yemek. Güzel. Hadi öl lan. Şimdi
Kanımcı esas gitmemiz gereken yol zaten burası. Şurada bir yer var. Hım. Aşağıda. Şu manyak fire'den çok korkuyorum. İyi isabet ettirdim. Bir tane daha lazım bana aynısından. Hadi. Arkadaş ben o platforma atlam. O kesin bir şey yapacak bana orada. Yani son atış şansı... Anladım. Atlayalım şöyle bakalım. Manyak fare. Bak görüyor musun? Yine iyi kurtardık. Şimdi... O yeşil jüleli, yeşil jüleye benzeyen düşmandan sonra en sinir bozucu şey bu manyak fareler oldu. Al 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 bunu al 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 al. 6000 altınımız var. Gayet iyi. Bu neymiş ya? Tamamen çıkmış aklımdan hiç. Böyle bir şey hatırlamıyorum. Şurada gizli bir yer var. Oh çok iyi, çok da güzel oldu. Çık 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 çık. Ha, bir manyak fare daha. Evet, bir tane küçük, şirincik bir knight bekliyor bizi. Oh. Bakalım bu neymiş? Hım. Biraz zor. Şöyle, şöyle. Zıpla. Aynen böyle. Korkuyorum şu anda. Ve şu relikçi abi çıktı. Hadi güzel bir şey. Evet. Önceki bölümlerde bahsettiğim şu hareketli platform zımbırtısı bu arkadaşlar. Bunu kesinlikle almamız gerekiyor. Evet. Örneğin. Şurada bir şey var. Normal şartlarda oraya zıplayarak ulaşmanız mümkün değil. Ne yapıyoruz? Bir tane hareketli platform oluşturuyoruz ve üstüne zıplıyoruz. Şu şekilde ulaşıyoruz. Güzel. Şimdi yine platform oluşturacağız. Başka bir giriş yolumuz yok zaten. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi çok kullanışlı bir şey. Ya arkadaş yine mi sen? Artık cidden bir checkpoint'e ihtiyacım var. Şimdi şurada bir oltamı atayım. Ve güzel. 5200 altınımız var. Tekrar eski dediğime geri dönmek istiyorum. Hım. Bunu hatırlıyorum ya. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Bir kere zıplıyorum. Yavaşça biraz tutunuyor ve yavaşça aşağı iniyor. Tam ön üste kalmak istiyorsam sürekli zıplama tuşuna basmam gerekiyor. Şu şekilde. Bırakıyorum. Kayarak yine aşağıya iniyorum. Şimdi esas gitmemiz gereken yol bu mu? Yoksa üst taraftaki merdivenli yolu mu deneyeyim? Deneyeyim, orayı da deneyeyim. Heh, burası secret. Yalnız bayağı şey ya burası. Şu hareketli platformu alacağım.
Direkt atacağım bir tane ondan. Anam! Az kalsın düşüyorum. Bir tane bir kere daha. Oba. Şimdi. Haykel platformu oluşuyor. Şuraya gideceğim de o zıplamayı çok yavaş yapmam lazım. Üstte dikenli teller var yoksa. Kendi tel ne ya? Diken var işte. Hadi bakalım. Oba. Gayet iyi. Şimdi bir tane daha oluşturuyorum aşağıda. Böyle bir kazmalık yok. Neyse hemen... Allah'ım! Gitti. Yazık oldu. Alt, üstteki müzik notasını almış sayılıyor muyuz? Evet. Ama 1500 altına yakın zararımız var şu anda. Ne oluyor lan? Hayır 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 gitme. Ondan bu manyakların hepsi aşağı geldi. Arkadaşlar sizinle hiç dövüşemeyeceğim. Gidebileceğim yere kadar böyle gideceğim. Çünkü düşmekten çok korkuyorum şu anda. Aha biri gitti. Tamamdır. Yani şimdi hareket halinde bir şey yok. Rahat rahat ağzınıza vurabilirim. Hatta vuramaya da bilirim. Anam o grilli manyak bayağı şeymiş ya. İnatla platform atıyorum ya. Nihayet. Güzel, checkpoint. Şu iki manyaktan önce şurada oraya sığmıyoruz ki. Nereye gidiyorsun oraya? Şimdi birini temizlesek yeter. Tamamdır. Şurada bir şey var. Çok güzel. Evet. Büyük kanımca asıl gitmem gereken yer zaten burası. Orada oradaki merdiven. Lakin şu aşağıda da bir yer var. Evet yanılmamışım. Şu bir şeyler parlıyor orada. Oltamızı atacağım. Çok güzel. Aha bir tane de müzik notası. Of. Müzik notasını aldım ama o bana yetmez. O üstteki altınları da istiyorum. Acaba nereden? Buradan mı gitmem gerekiyor, diğer taraftan mı? Ah be! Geri dönemiyorum. Altta büyük ihtimalle bir şey daha vardı ve onu kaçırdım. Zıpla! Of! Ulan son checkpoint'e geliyormuşum ya, ölmesem. O secret yerden bir daha mı gideyim? O notayı aldım ya, o notaya bir daha gitmeme esasında şu aşamada gerek yok.
zıpla 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 lan. Aldığım müzik butonu gözüküyor mu diye baktım da yok. O kadar da değil. Emin olamıyorum ama çok uzun bir yoldu. Riske de atmak istemiyorum esasında. Ha o şey burası işte. Üstten böyle geliyor. Tamam ya, büyük ihtimalle onu aldım diye düşünüyorum. Tamam, hiç tekrar o yoldan gitmeyeceğim. Veyahut da gitsem mi? Gitmiyorum lan. Hem diğer tarafta da bunu öldürmeden gitmiştik. İyi oldu, tamam. Sadece şunları hemen almam gerekiyor. Başka bir sıkıntım yok. Ya yapma ne olur, heh. Arkadaş şu süpürgeler beni illet etti ya. Nereye gidiyoruz? Şunu alacağım. Tamam mı? Tamam. Oh be, checkpoint. Şurada gizli bir yer var ama herhalde aşağı inmeden önce. Evet, canımız da full, itemimiz de full. Büyük ihtimalle boss'a gidiyoruz. Bu ne? He. Şöyle bir şeydi o, hatırladım. Bakalım bu kadar icadın, bu kadar manyaklığın sahibi nasıl bir şey? Evet arkadaşlar. Ulan bu ne demeyin. Düşüyor kendi kendine, yürüyemiyor falan filan. Bununla mı kapışacağız demeyin. Önce bunu bir indiriyorsunuz. Asıl olay sonra başlıyor. Ulan full gidecektim ya. Canımdan da yeri şey... Evet. Şimdi ağzına vuruyoruz ve akabinde aşağıya düşüyoruz arkadaşlar. Ve Donin anam. Şöyle şöyle bir saniye. Şimdi fark ettiyseniz robotun elindeki matkap gibi bir şey bizim şu zıplama şeysi için kullandığımız platform. Oradan zıplayıp üstüne gidip sadece kafasına vurabiliyoruz arkadaşlar bu robotun. Yoksa başka bir şey yapamıyoruz. Şöyle, şöyle, şöyle. Böyle zıplıyoruz üstünde arkadaşlar. Yapabileceğimiz başka bir şey yok. Şöyle üstüne düşüyoruz. Tekrar çıkmamızın şeyi bunların üstünden zıplamak. Ve yine üstüne zıplayıp kafasına zıplıyoruz. Ya da düşebiliyoruz. Hadi. Ve finish'im. Bu sefer gerçekten işini bitirdik. 3500 altın daha kazanıyoruz ve şu anda 10.500 altınımız var. Güzel, zevkli bir boss dövüşüydü. Şu an galiba en zevkli boss dövüşü bence buydu. Ve yine yorucu bir macera. Yine karakterimiz ateşin başına dedim bu uykusunu çekecek. Ve ayrıca yine ölmedim boss dövüşünde. Her ne kadar salak salak ölsem de bölümün içerisinde boss dövüşünde ölmedim. Ateşimizi söndürelim. Şu özellik cidden çok hoş oldu. Yani bu upgrade çok işimize yarayacak. Evet. Clockwork Tower'ı temizledik. Bir mini boss daha çıktı. Hall of Champions'a, yani şu hayaletli bölümü bu bölümde gidesim yok. Açık söyleyeyim. Şurada bir hazine avımız var.
Onun dışında iki tane daha Knight'ımız var. Propeller Knight ve aşağıdaki Polar Knight. Ama bu bölümde bir şey de yapmak istiyorum esasında. Mini boss'u mu devirsem? Önceki şu köye bir gidelim de. Hem merak ediyorum şu bir tane müzik notasını kaçırdık mı yoksa onu almış sayılıyor muyuz? Eğer iki tane bozdurursam, o 3 diyor. Tamam ya, almış oluyorum kesin. Ben hep iki tane diye hesap etmiştim. 1500 altın kazandım şu anda, gayet iyi. Ne var elimde? 12.200 altınım var arkadaşlar. Bize bir tane yeni gelenlerden bir şey çalsın. Neymiş bu? Bunu biliyoruz ya. Başka. Bu herhalde boss müziğiydi. Çalsın bakalım. Şimdi Goatish'in elinde yeni bir bilet yok. Yeni bir 6000 istiyor. Öbür taraftaki benim istediğim Shield'ın fiyatı neydi onu hatırlamaya çalışıyorum. O da mı 6000'di acaba? Herhalde öyleydi. Onun öncesinde bir şeye bakacağım. Aşağıdaki Relikçi abiye bakacağım. Şu anda bir şey yok. Arkadaşlar şu anda iki tane daha eksik dediğimiz var. Onları da aldığımız takdirde bir önceki oynanışımda da olduğu gibi tamamlayacağım bütün relik şeysine, sekmesine. Ne yapsak yahu? Zaten ulaşım kısa. Hemen gideyim umancınıkla diğer tarafa. Shield'ın fiyatını öğreneyim. Kalk bakalım, in aşağı. Eğer 6000 ise bir tane shield alacağım, bir tane de o büyü upgrade'ini alacağım. Bu muydu? Evet, bunu almak istiyordum. Şimdi bunda şu iki kere aşağıya neydi? Kürekle aşağıya darbe yapıp öldürüyoruz ya. Ondan iki tane yaptığımız zaman bir tane charge attack kazanıyoruz. O tarz bir şey okudum, en azından öyle anladım. Ben onun dışında da almak istediğim şu anda bir tane shield yok. Şunu ilk oyunda saçma sapan bir şekilde 8000 altın gömmüştüm. Hiçbir haltada yaramamıştı. Zaten useless diyor ama ne bileyim hani bir şey olur belki demiştim ama olmadı. Şu 6000'e şunu alıyorum. Hem de tipimiz değişsin biraz, dengimiz değişsin. Yes. Ve mavi Shield Knight gidiyor. Yerine gri böyle çelikten böyle değişik bir şey geliyor. Güzel oldu. Şimdi yine mancınıkla atlıyoruz ve öbür köye tekrar geri gidiyoruz. Bak bakalım. Şu şeyi öğreneceğim ya. Şu iki tane... Heh, kızım gitme. O topun üstüne iki kere zıplamam lazım. Bir, iki. Heh. Bakın. İki kere aşağıya darbe yaptık küreğimizde ve charge attack kazandık. Ve hareket halindeyken charge attack kazandık. İstediğimiz kişiye çat diye yerleştirebiliyoruz mesela. Boss dövüşlerine çok işimize yarayacak bir özellik. Şimdi şu abimizden de upgrade'imizi alıyoruz 6000'e. Ve 90 büyük gücümüz oldu. Gayet iyi bir rakam. 234 altınımız var. Neredeyse sıfırladık altınlarımızı. Çat. Evet. Arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 9 canımız var. 90 büyük gücümüz var. Zırhımızı güncelledik. Gayet iyiyiz şu anda. Şimdi bu boss dövüş, mini boss dövüşüne girmeyi düşünmüyorum. Bir sonraki bölümde şu boss'u devirebilirim. Akabinde Propeller Knight'a gidebilirim. Ya da önce şu Hall of Champions'ı temizleyip ondan sonra Propeller Knight bölümüne gidebilirim. Ama şu ki bir gerçek ki Polar Knight'ı en sona bırakacağım. Onu da kararlıyım. Biraz daha güçlenmek istiyorum Polar Knight'a gitmeden önce. Öyle aklımda kalmış çünkü zor bir boss dövüşü aklımda kaldı. O zaman bu bölümlük benden bu kadar arkadaşlar. Bu bölümde neyi indirmiştik biz? Neydi bunun adı? Tinker Knight miydi? İşte buradaki herifi indirdik. Gayet zevkli bir boss dövüşüydü. Yine ölmedik. Bakalım bir sonraki bölümde bizi neler bekliyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.